Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde doğal sayıları sıralamayı öğreneceğiz. A ve B şeklinde iki dizi doğal sayı verilmiş. Bakalım şimdi bu doğal sayıları karşılaştırmamız istenmiş. Nasıl karşılaştıracağız? Yani büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe şeklinde sıralayabiliriz bu doğal sayıları. Karşılaştırma yaparken büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe yaparız. Şimdi büyük ve küçük işaretlerini kullanacağız. Büyük ve küçüktür işaretleri daha önce öğrenmiştik. Bu küçüktür işaretidir. Bu ise büyüktür işaretidir. Şimdi bu ikisi arasında bazı öğrenciler karıştırabiliyor bu ikisini. Hangisi büyüktür, hangisi küçüktür diye. Şimdi bunun için basit, pratik bir yöntem var. Sol tarafına şöyle bir çizgi çekeceğiz. Çektiğimizde çizgiyi, burası gördüğünüz gibi K harfi oluştu. K harfi oluşuyorsa küçüktür. Şöyle çizgi çektiğimizde de biraz B'ye benzedi. Bu da büyüktür işareti oluyor. Buradan arasındaki farkı anlayabiliriz. Önce A seçeneğine bakalım. A seçeneğindeki sayıları karşılaştıralım. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıralayalım. B seçeneği ise küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Sıralama yaparken ya da yani karşılaştırma yaparken önce sayıların basamaklarına bakmamız lazım. Bu birinci sayımız 3476, 4 basamaklı bir sayıdır. İkinci sayımız 23986, 5 basamaklı bir sayıdır. Son sayımız 567342 ise 6 basamaklı bir sayıdır. Eğer sayılar basamakları farklıysa en büyük basamaklı olan doğal olarak en büyüğü oluyor. Daha sonraki onun küçüğü, en az basamaklı olan da en küçük oluyor. Bu durumda yapacağımız şudur. En başa 567.342 sayısını yazacağız. Sonra büyüktür işaretimizi koyacağız. Daha sonra 23.986 yazdıktan sonra yine büyüktür işareti koyacağız ve en sona 3476 yazacağız. Bunu okurken de şöyle diyeceğiz. 567.342 büyüktür, 23.986'dan büyüktür, 3476'dan şeklinde. Şimdi alttakine bakalım. Alttakileri bu defa küçükten büyüğe sıralayalım. Basamak sayılarına bakalım. Birinci sayımız 5.390, 4 basamaklı. İkinci sayımız 43.903, 5 basamaklı. Son sayımız 43.942 ise yine 5 basamaklı. Burada ikisi aynı basamaklı. İkisi 5 basamaklı fakat biri 4 basamaklı. Şimdi 4 basamaklı olan otomatikman zaten en küçük oluyor. O zaman ne diyeceğiz ona? 5.390 küçüktür. Sonra diğerlerini sıralayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. İkisi de 5 basamaklı ve bu eğer sayılar aynı basamak sayısına sahipse en soldaki rakamlarına bakıyoruz. En soldaki rakamlar 4 var. Bunda da 4 var. Burası büyük olan büyük olur. Fakat aynı ise eğer bir sonraki basamağa bakılır. O büyükse, hangisi büyükse o büyük olur. Ama burada da onlar da aynı. O zaman daha sonraki basamağa bakılır. Büyük olan büyüktür diyeceğiz. Fakat o da aynı. Sondan ikinci basamağa, onlar basamağına geldiğimizde burada 0, burada 4 var. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. 0, 4'ten küçük olduğuna göre o zaman buraya 43.903 yazacağız. Küçüktür. 43.942 diyeceğiz. Okurken de 5.390 küçüktür, 43.903 küçüktür, 43.942'den diyeceğiz.